Arkadaşlar merhaba. Canon'un G3411 modeli yazıcısının kutusunu açmıştık. İçinden neler çıktığı gördük. Şimdi yavaş yavaş kurulumuna başlayacağız. Şimdi öncelikli adımımız kartuşları takmak ve mürekkepleri doldurmak. Şimdi bu adımı birlikte gerçekleştireceğiz. Şimdi öncelikli olarak bu alanı açıp işlemimizi burada yapacağız. Şimdi kartuşlarımızı açıyoruz. Biliyorsunuz daha önce de hani kutuyu açarken de söylemiştim. Burada bir mürekkep sistemimiz var. Mürekkep tanklarımız var. İçini dolduracağız birazdan. Bir de bu mürekkepleri alıp yazmayı sağlayan iki adet kartuşumuz var. Bunlar bildiğimiz kartuşlu yazıcılardaki kartuşları benziyor. Hatta aynısı diyebilirim. Evet. Şimdi öncelikle şuradaki koruyucu bantlarımızı çıkartıyoruz. Şimdi burada B yazıyor gördüğünüz gibi. Bu siyah olan kartuş. Zaten koyacağımız yuvada bunları söylüyor. Şu iki koruyucu bandını çıkardım. Şuraya koydum, hazırlıklı bekletiyorum. Diğer bu da renkli için olan. C diye yazıyor zaten üstünde. Koruyucu bantlarını çıkarttım. Şimdi şurada bir yine turuncu bir plastik ve koruyucu bant var. Şimdi bunu buradan çıkartıyoruz. Bu tamamen koruyucu amaçlı, bir işe yaramayacak. Bu atılacak, şu parça. Şimdi burada B ve C diye yazıyor gördüğünüz gibi kartuşlar için yer. Yine bak burada da yazıyor, bakın. Şimdi aynı kartuşu takar gibi bunu B denilen, B yazanı B'ye takacağız. C yazanı da C'ye. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu kısmı kapatıyoruz ve şu mavi kısımlara basıyoruz. Şu an bu hazır. Şimdi cihazımızı kapatıp öncelikli olarak bir elektrik ünitesine bağlayacağız. Evet. Elektriğe bağladıktan sonra cihazı güç düğmesine basıyoruz. Şimdi bir kum saati gibi bir şey dönüyor gördüğünüz gibi. Ayarını yapıyor cihaz. Biraz bekliyoruz ve bu noktada sıfır yazısını ve yanında bir mürekkep işaretini gördüğümüz zaman işlemimiz tamamdır. İlk aşamamızı gerçekleştirdik. Şimdi mürekkebi dolum aşamasına geçeceğiz. Şimdi cihazı kapatıyorum. Yine tekrar şu noktayı açıyoruz. Şimdi artık dolumumuza geçeceğiz. Öncelikle siyah mürekkebimizi açtık. 135 mililitreydi biliyorsunuz. Şimdi siyah dolum kapağını açtım. Burada bir tıpası var bunun. Tıpasını kaldırıyoruz. Kapağını açtık. Ve bunu buraya sıkarak biraz dolduruyoruz. Zaten şu an tamamen boşalmaya başladı. Yani 135 mililitre tam bir tankı doldurdu. Bir kutusu bir tankı doldurdu. İkinci bir kutumuz daha vardı biliyorsunuz. İkinci bir tüp daha çıkıyor içinden. O da bittiği zaman dolduracağız. Kapağını kapattık. Şimdi bunu tekrardan kapatıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi tankımız doldu. Şimdi renkli kısma geçelim. Şimdi burada üstünde C, M ve Y renkleriyle beraber göstermiş durumda. Bu şeyler birazcık daha küçüktür diyorsunuz. Renkler. Şimdi tekrar C'den başlıyoruz, maviden. Kaldırıyoruz. Yine bir tüp, bir tankı doldurdu. Yine tıpasını kapatıyoruz. Sıra kırmızı tüpte.
Kırmızıyı da doldurduk. Yine tıpasını kapatıyoruz. Son olarak sarı. Sarı tüpümüzü de doldurduk. Şu an mürekkep dolum işlemleri bitti. Her bir tüp kendi yerini doldurdu. Bu noktada bunu kapatıyoruz ve işlemimiz tamam. Şimdiki işlemde cihazı mürekkepleri çekmesi için çalıştıracağız. Power'ı kapatmamıza yani aslında çok da gerek yoktu. Şimdi burada black tuşu var. Bu black tuşuna bir kere basacağız. Ve mürekkep işaretinin kaybolduğuna emin olacağız. Şimdi black tuşuna basıyoruz. Evet, bu işlem yaklaşık olarak 5-6 dakika sürecek. Evet, bu aşamada cihazımız mürekkebi boruların içine alıyor. Zaten şu an fiziksel olarak da mürekkebin azaldığını görüyoruz. Evet arkadaşlar, şu an mürekkep çekim işlemi bitti. Eğer ekranda mürekkep işareti kaybolduysa ve böyle bir yanıp sönme hareketi yapıyorsa doğru yoldasınız demektir. Bir sonraki videomuzda bilgisayar bağlantısını göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.